Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Bugünkü inceleme konuğum Monster Toolpart T7 ve 22.2. Hem Monster'ın yeni nesil kasalarından biriyle beraber geliyor. Hem de Intel'in 11. nesil Core i7 11800H işlemcisiyle beraber geliyor. RTX 3060 ile beraber bu canavar. Bakalım bizlere neler sunuyor. Hadi inceleme videosuna başlayalım. <laughs> Evet Monster Tulpar T7 ve 22.2'nin yeni kasa detaylarına birazdan geçeceğiz ama incelememize ses ve görüntüyle başlıyoruz. 17.3 inç büyüklüğünde IPS tabanlı QHD çözünürlüğünde bir e, ekranla beraber geliyor. QHD çözünürlüğü açacak olduğumuzda 2560'a 1440 piksel gibi yüksek çözünürlükte bir ekranla karşımıza geliyor. E, aynı şekilde harici bir monitör ya da e, kaynakla beraber Thunderbolt 4 ya da DisplayPort HDMI ile bilgisayarınızı 4K bir televizyona ya da monitöre de bağlayabilirsiniz. Ama monitörün kendi çözünürlüğü 2K QHD çözünürlüğünde. 165 Hz'lik ekran yenileme hızıyla beraber geliyor. Özellikle 17.3 inçlik bir ekrana sahip olduğu için oyuncular kendi ekranıyla rahatlıkla oyun oynayabilecekler. 17.3 inçin altında biraz daha bilgisayar küçüldükçe daha çok harici ekranda oyun oynama eğilimi kullanıcılarda gözüküyor ama 17.3 inçte kendi ekranıyla da çok rahat bir şekilde oyun oynatabiliyor. Bilgisayarın ekranı da 165 Hz yenileme hızı, yüksek görüntü kalitesiyle güzel bir deneyim sunuyor. QHD çözünürlüğündeki 165 Hz'lik ekran yenileme hızına sahip olan bu IPS ekran ayrıca iç dünyasındaki insanlara da hitap ediyor. %100 sRGB renk gamutunu destekliyor. Yani oyuncularla beraber profesyonel işlerde bu bilgisayarı kullanacak kişiler de başarılı bir şekilde ekranı kullanabilecekler. Yani ekranın hem görüş açısı hem parlaklığı hem renk kalitesi hem de 165 Hz'lik yenileme hızı gerçekten başarılı. Ee, özellikle bunları da yüksek çözünürlükte bizlere sunuyor. Şimdi ses ve görüntünün görüntüsünden bahsettik. Ekran gerçekten başarılı. Ee, ince de çerçevelerle beraber geliyor. Dinamik bir tasarım var. Yani 17.3 inçlik bir bilgisayara göre bence dinamik bir tasarımla beraber geliyor. Şimdi sese gelecek olduğumuzda 2x2 watt gücünde dahili hoparlörler bulunuyor. Dahili hoparlörler Operlörlerin e, formuna, vatına baktığımızda diğer modellerle benzer operlörler kullanılmış. Ama kasa yapısından olduğunu düşündüğüm bir farklılık var. Ses biraz daha fazla bir şiddetle size geliyor. Yani ben dahil operlör deneyimini e, beğendim. Ayrıca harici olarak da Sound Blaster Cinema 6 Plus ile beraber çok gelişmiş bir ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Özellikle Sound Blaster Cinema 6 programında hem oyunlar için, hem müzik için, hem film için önceden tanımlanmış ayarlarla beraber kendi özelleştirmiş ayarlarınızı da yapıp ses deneyimini daha yüksek seviyelere çıkarabiliyorsunuz. Hem kablolu bağladığınız gelişmiş ses sistemlerine, kulaklıklara ya da Bluetooth 5.1 destekli kablosuz ses sistemleriyle gayet güzel ses deneyimi düşük gecikmeli ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz yani bilgisayarın ses ve görüntü özelliklerini beğendim. Şimdi bağlantı destekleriyle devam edelim. Ee, Wi-Fi tarafında Wi-Fi 6 desteğine sahip, özellikle Wi-Fi 6 destekli bir modeminiz de varsa gigabit seviyesinde kablosuz internet hızlarına erişebiliyorsunuz. Donanımsal olarak RJ45 ethernet jack üzerinden gigabit ethernet desteği var ama kablosuz olarak da gigabit hızlara erişebiliyorsunuz destekli modemle. Ayrıca bilgisayarın içerisinde Dragon diye bir internet yorum yönetim, veri yönetim yazılımı var. Böylece internet paketlerinde programlara göre öncelik ayarlayabiliyorsunuz. Yani ben e, Steam üzerinden Counter oynayacağım dediğinizde Steam'in ya da Counter'ın önceliğini yükseltip diğer arka planda çalışan uygulamaların önceliklerini düşürdüğünüzde internet paketleri doğrudan oyuna öncelik vererek gidecek ve bu da daha düşük ping, daha yüksek hız olarak size yansıyacak. Evet kablosuz bağlantılarda da Bluetooth 5.1 ile Wireless 6'dan bahsettik. Peki Kablolu bağlantılarda giriş çıkış bağlantıları neler? Bir bilgisayarın olmazsa olmazı giriş çıkış portları. Şimdi gelin yanımdaki canavarın giriş çıkış portlarına bakalım. Evet bilgisayarın sağ tarafına bakacak olduğumuzda iki tane A tipi USB 3.1 bağlantısı olduğunu görüyoruz. Ayrıca SD kart okuyucusu da mevcut. Ee, mesela Tulpar T5 21.67 gibi modelleri incelemiştik. Onlarda mikro SD kart formundaydı. Burada tam SD kart formatı destekleniyor. Onu da söyleyelim. Bilgisayarın soluna bakacak olduğumuzda USB 3.1 hızında A tipi bir bağlantı var. Ayrıca 3.5 milimetrelik iki tane ses jakı da buraya konumlandırılmış. Yani ses kulaklık çıkışıyla beraber mikrofon gibi iki cihaz bağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarın arka tarafına bakacak olduğumuzda HDMI bağlantısıyla beraber Thunderbolt 4 desteğine sahip olan DisplayPort çıkışını görüyoruz. Ayrıca arka tarafta bulunan USB Type-C bağlantısının USB 3.1 jenerasyon 2 ve Thunderbolt Volt 4 desteği de mevcut. Ayrıca 5 volt 3 amper gücünde hızlı şarj yeteneği de USB Type-C portunda mevcut. Evet, Tulpar T7 V22.2 incelememize kasa yapısıyla devam ediyoruz. Kauçuk ve alüminyum malzemenin bir araya gelmesinden üretilen bir kasa var. Kauçuk nasıl oluyor diyecek olursanız, kauçuk bilgisayarın içinde değil. Elinize temas eden klavyenin etrafındaki yüzeyde kauçuğu görüyorsunuz. Şu dokularda ele yumuşaklık hissi veren, kaymayı engelleyen ve çok da parmak izi tutmayan oldukça güzel bir kaplama var. Ben bu kaplamanın dokusunu çok beğendim. Gerçekten bu klavyenin etrafındaki doku oldukça başarılı. Arka tarafa bakacak olduğumuzda da kapakta da alüminyum kullanıldığını görürüz. Yani bilgisayarın genel olarak alüminyum ve kauçuğun birleşiminden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Menteşe tarafı şöyle siz de detaylarda görüyorsunuz. Kasanın sonlarına doğru sağda ve solda boşluklu yapıda. Bu boşluklu yapıda bilgisayara bir dinamizm katıyor. Olduğundan daha küçükmüş gibi sizlere kendini gösteriyor. Bilgisayarın ayrıca ekran çerçevelerinde oldukça küçük olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten ekran çerçeveleri ince. 17.3 inçlik bir bilgisayara göre ince çerçevelerle beraber geliyor. Hemen üstüne bakacak olduğumuzda ekranın üstünde kamera dikkat çekiyor. Kızılötesi desteğine sahip bu kamera ayrıca mikrofon girişi de yukarıda. Windows Hello desteğiyle beraber yüz tanımayla bilgisayarı açabiliyorsunuz. Şimdi bilgisayarın kasasında dikkat çeken iki şey var. Bir, büyütülmüş touchpad. Bu touchpad'in iki farklı kullanımı var. Eğer sağ taraftaki yukarıdaki noktaca iki kere hızlı dokunursanız touchpad'in yarısını touchpad olarak kullanıyorsunuz. Yarısı aktif olmuyor. Bunun da sebebi touchpad büyük olduğu için bazı insanların farklı el hareketlerini algılayabilir touchpad ya da çift kolunuzu şöyle koydunuz diyelim. Oynuyorsunuz. Çift el koyduğunuzda touchpad çok büyük olduğu için belki bu alana gelebilir diye Bu tarafını touchpad'in yarısının Sağ tarafa olan kısmını kapama fonksiyonu eklenmiş. Ee, eğer bu modu açık kullanırsanız sadece touchpad'in solunu touchpad olarak kullanabiliyorsunuz. Bu bence güzel bir özellik olmuş. Touchpad tek parça yapıda geliyor. Ee, sağ sol klik tuşları da touchpad içerisinde entegre edilmiş. Çoklu dokunmatik desteğine de sahip. Ben touchpad'in kullanımını çok sevdim. Özellikle bilgisayarda iş yapmak isteyenler için gerçekten kullanırken çok hızlı işlemler yapabileceğiniz güzel bir touchpad. Klavye tek bölge aydınlatmalı. RGB renkleri siz kendiniz Monster kontrol merkezinden ayarlayabiliyorsunuz. Sırayla renk değiştirecek şekilde ya da sabit renk yanacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bir de ışık çubuğu var. Menteşenin altında gözüken iki tane ışık çubuğu var. Bu ışık çubuğu farklı renklerle hareketli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ya, ya ön tanımlı hareketleri seçebiliyorsunuz ya da kendiniz ışıkların rengini seçerek hareketlendirebiliyorsunuz. Ee, bunu da Monster Kontrol Merkezi'nden ışık ayarlarından, klavyeden farklı olarak ışık çubuğu ayarlarından yapabiliyorsunuz. Ben bu ışık çubuğuyla beraber yeni tasarımı gerçekten beğendim. Sizin bu konuda yorumlarınız neler? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bu kasanın soğutma performansını da beğendim. Kasanın içerisinde soğutucularla ilgili hem kasanın dışarıdan aldığı hava hem de dışarıya hava atma yerlerindeki fazlalık hem de içerideki duo soğutucu dizaynıyla beraber size çok ses çıkarmadan yüksek seviyede soğutma performans sunuyor. Yani ben soğutma deneyimini de beğendim bu kasanın. Evet Monster Tool Part T7 v 22.2 bu zamana kadar ekranından, sesinden, kususundan, giriş çıkış portlarından, bağlantılarından pek çok deneyiminden bahsettim. Hepiniz merak ediyorsunuz donanım özellikleri nasıl, performansı nasıl. Şimdi gelin performans testlerinden önce. Önce bizlere neler sunuyor bilgisayar donanım özelliklerine bakalım. Ardından bu özelliklerin performans sonuçları nasılmış onları bir göz atalım. Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcisi Core i7-11800'den gücünü alan bilgisayar fiziksel olarak 8 çekirdekli işlemciye sahip. Bu işlemci sanal olarak 16 çekirdekli yapıda. L3 önbellek miktarının 24 MB'a çıkartıldığı işlemci 10 nanometrelik SuperFin teknolojisiyle üretiliyor. Tek çekirdek hızı 2.3 GHz olan işlemcinin turbo boost hızı ise 4.6 GHz. 45 Watt TDP değerine sahip olan işlemciye 115 Watt'lık GeForce RTX 3060 maksimum performans ekran kartı eşlik ediyor. Ekran kartı Dynamic Boost 2.0 ile beraber performans ihtiyacına göre 115 W'a ek olarak 15 Watt daha güç tüketebiliyor ve performansı daha da yükseltebiliyor. 3840 shader birimine sahip olan RTX 3060 192 bit veri yolu ile beraber geliyor. 6 GB'lık GDDR6 belleklerle beraber toplamda 336 GB saniyelik veri yolu bizlere sunuyor. Grafik biriminin standart çalışma hızı 1387 MHz, boost hızı ise 1702 MHz. 3200 MHz'inde çalışan 2 tane 8 GB'lık DDR4 RAM ile beraber gelen bilgisayarda toplamda 64 GB'a kadar RAM desteği bulunuyor. Depolama tarafında da 2 tane M.2 SSD takabildiğiniz bilgisayarda jenerasyon 4 desteği ile beraber yüksek performanslı SSD'lere de destek veriyor. İncelediğimiz bilgisayarda 512 gigabaytlık Samsung PM9A1 M2 SSD'si kullanılmış. Ve şimdi incelediğimiz Tulpar T7 V22.2'nin önce performans testleri, ardından oyun testleriyle incelememize devam edeceğiz. İlk testimiz Cinebench R20. Cinebench R20'de 11. nesil Intel'in Core i7 11800H işlemcisi tek çekirdekte 582 çoklu çekirdekte ise 4646 puan almayı başardı. Geekbench 5 testine bakacak olduğumuzda tek çekirdekte 1544, çoklu çekirdekte ise 7331 puan alıyor. Geekbench 5'te OpenGL skoruna baktığımızda ise RTX 3060 ekran kartlı bilgisayar 101.751 puan almayı başarıyor. Yani render işlemleri, video işleme gibi işlemlerde de bu bilgisayar oldukça iyi bir performans gösteriyor. Bir diğer yaptığımız test ise PC Mark 10. PC Mark 10'da toplam 6.432 puan alıyor incelediğimiz bilgisayar. Threadmark'ta ise incelediğimiz bilgisayar Timespy'da 7622, Firestrike'da ise 17914 puan almayı başardı. E evet, şimdi Toolpart T7 ve 22.2'nin oyun testleriyle incelememize devam edelim. İlk oyunumuz Cyberpunk 2077. Full HD çözünürlükte oyunun grafik ayarları en yüksek seviyede, RTX ayarları ise ortada yaptığımız testlerde ortalama 60 FPS alan bilgisayar oldukça akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Diğer bir oyunumuz ise Wolfenstein: Youngblood. Full HD çözünürlükte RTX ve DLSS açık, en yüksek ayarlarda yapılan testlerde ortalama 155 FPS, maksimum 123 FPS değerlerini elde ettik. Aynı oyunun ikinci test ise Ortalama 118 maksimum 180 FPS almayı başardı. Shadow of the Tomb Raider oyun testinde Full HD çözünürlükte en yüksek grafik kalitesinde ortalama 99 FPS değerlerini elde ettik. Far Cry New Dawn oyun testinde ultra grafik ayarlarında Full HD çözünürlükte ortalama 97 maksimum 142 FPS değerleri elde ettik. GTA 5'e bakacak olduğumuzda ise Full HD çözünürlükte 4x anti-aliasing ve en yüksek detaylarda yaptığımız testlerde sırasıyla ortalama 112, 119, 123, 143 ve 130 FPS değerleri elde ettik. CSGO'da ise Full HD çözünürlükte 8x Antialiasing ve en yüksek testlerde 437 ortalama FPS'i elde ettik. Evet incelediğimiz Toolpart T7 ve 22.2'nin hem performans testlerini hem de oyun testlerine göz attık. Gerçekten bence performanslı bilgisayar. Özellikle bu kasanın daha da yüksek performans elde etmek isteyen kullanıcılar direkt 3070'li modeli de tercih edebilirler ama bence 3060 özellikle Full HD çözünürlükte oyun oynuyorsanız oldukça yeterli. Tabi oyunlara göre değişiyor. 2K'da da genellikle sorun yaşamıyorsunuz. Ama 2K ve 4K için 3070 performans anlamında daha mantıklı tercihler olacaktır. Onu da parantez olarak söyleyeyim sevgili izleyenler. Genel olarak ben bu kasayı çok beğeniyorum. Hem Touchpad hem klavye genel şöyle iki elinizi koyduğunuzda Kullanım pozisyonu, o kağıtçuk yapının e, malzeme olarak size verdiği geri bildirim, his benim hoşuma giden detaylar. Işık çubuğu da ayrı bir dinamizm katıyor. Genel olarak ben hem soğutma performansı hem de bilgisayarın seçilen teknik özelliklerini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde başarılı buldum. Sizin de yorumlarınızı aşağıda merak ediyorum. Son olarak biraz bataryadan da bahsedelim. Cihaz... 230 watt gücünde bir adaptörle beraber geliyor. Pili çıkarılabilir yapıda değil gömülü bir batarya ile beraber geliyor. Batarya içerisinde 4 hücreli yapıda 62.32 watt saat gücünde bir batarya bizlerle beraber geliyor. Tabi batarya ömrüne spesifik bir süre vermek zor. Yapacağınız işlemlere göre bu süre değişiyor. 4-5 saate kadar kullanabiliyorsunuz ama bazı insan gelir oyun açar bir saatte de şarjını bitirebilir. Hani yapacağız işlemlere göre bu değişkenlik gösterecektir. Onu da altını çizmek isterim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler yorumlarınızı bekliyorum. Kartlara farklı videolarda ekledim. Hem bu kasayla ilgili farklı bir video çekmiştik. Farklı donanım özellikleriyle. 3060 vardı ama 10. nesil işlemci vardı. 10. nesil ile 11. nesil arasındaki farka da başka videoları izleyerek de bakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.